Oy birliği tam olarak nedir? Nasıl ortaya çıktı? Oy birliği aslında kısaca bir demokrasi platformudur. Şu anda sizin oy birliğine bağlı kaç üyeniz var? Biz demokrasinin tüm bileşenleriyle ilgileniyoruz. Sizi oy ve ötesiyle farklı kılan şey nedir? Demokrasiye sadece oy vermek şeklinde değil, sandığa da bir nevi katkıda bulunma imkanı. Niye böyle zor bir yolculuk? Biz bunun daha ötesine geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda bizim gönüllerimiz aslında büyük bir açığı kapatıyor. Siz bu sonuçları bir yerde topluyor musunuz? Gerçekten halk iradesinin sandığa tam ve eksiksiz yansımasını sağlayabiliriz. Türkiye Osmanlı Devleti'nden beri seçim yapıyor. Sandıkta bu bir gerginliğe sebep oluyor mu? Siyasi partiler doğası gereği iktidar olmak isterler. Asıl çalışma alanımız seçimden sonra başlıyor çalışma alanı. Hocam şimdi ben oy birliğini görüyorum. Son dönemde daha sık görüyorum. Bir de oy ve ötesi var. Bu ikisinin arasındaki farkı veya çalışmalarını soracağım ama çalışma farklılıklarını. Oy birliği tam olarak nedir? Nasıl ortaya çıktı? Siz bu işin şu an başındaki isimsiniz. Siz bu işe nasıl ikna oldunuz? Böyle kısaca bana bir özetler misin? Oy birliği aslında kısaca bir demokrasi platformudur. Demokrasinin merkezinde yer aldığı tüm alanlarda çalışma yürütür. Demokrasi halkın yönetime katılması, halkın yönetimi olduğu için de demokrasinin bir numaralı bileşeni seçimlerdir. Bu nedenle de öncelikle seçimlerde rol aldık ve seçmen iradesinin sandığa tam ve eksiksiz yansıması için çaba sarf ettik 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde. Aynı çabayı şimdi 31 Mart yerel seçimlerinde gösteriyoruz. Bu nedenle ilk etapta bir seçim güvenliği platformu olarak kurulmuş gözükse de aslında oy birliği platformu demokrasinin her bir bileşeni konusunda çalışan bir artık dernek hüviyetinde. Seçimlerden önce bu faaliyetlere biz aslında 2022 yılında bu fikir doğdu. 2023 yılının başında çok hızlı bir şekilde ekibimizi oluşturup gönüllerimizi de bir araya getirerek seçim güvenliği konusunda görev aldık. 2023 seçimleri sonrasında da hemen arkasında çok kısa bir sürede zaten 2024 yılında 31 Mart'ta yerel seçimler vardı. Aynı heyecanla, aynı sıcaklıkla yerel seçimlere bu sefer hazırlanmaya başladık. Ama bizim tek faaliyet alanımız dediğim gibi seçimlerden ibaret değildi. Demokrasinin bileşenini oluşturan tüm konularda çalışıyoruz. Seçimler tamamlandıktan sonra da konuda da faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Şu anda sizin oy birliğine bağlı kaç üyeniz var? Öncelikle platform olarak kurulduk. Bir sivil toplum kuruluşu olarak platform altında kurulduk. Dernekleşme sürecine henüz girmemiştik. İlk 14 Mayıs 28 Mayıs seçimlerinden önce. Daha sonraki süreçte dernekleşmeye karar verdik. Dernekleşmeyle beraber üye kayıt işlemlerine başladık aslında hukuki olarak. Yani dernekleştikten sonra mı üye kayıta alabiliyorsunuz? Tabii ki o bir hukuki bir süreç. Çünkü dernek bir tüzel kişilik hüviyetine bürünüyor dernekle beraber. Artık hukuk nezdinde hak ve borçlara eğil olabilir bir niteliği haiz oluyor. Dernekleşme sürecinden önce üye kayıt şeklinde bir yöntemimiz yoktu. Olamazdı da. Gönüllerimizle beraber bu yola çıktık ve faaliyet gösterdik. Dernekleşme sürecinden sonra ancak üye kayıt işlemi söz konusu olabiliyordu. Şimdi hem üye kaydı hem de gönüllerimizle beraber faaliyet yürütüyoruz. Derneğimiz bünyesinde faaliyet göstermek, oy birliği bünyesinde faaliyet göstermek isteyen insanlar derneğe üye olmak kaydıyla da yapabilirler. Yine gönüllümüz olarak da bünyemizde faaliyet gösterebilirler. Bu anlamda kendilerinin tercihini sunuyoruz durumu. Sizi oy ve ötesiyle farklı kılan şey nedir? Ya da aynı mısınız? Şimdi onlar da seçime yönelik faaliyette bulunuyorlar. Biz de aslında şu kısa dönemde seçime yönelik faaliyette bulunuyoruz. Bu anlamda faaliyet konularımızın çakıştığını söyleyebiliriz. Ama biz sadece seçime yönelik faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu değiliz. Dediğim gibi biz demokrasinin tüm bileşenleriyle ilgileniyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de ilgilenmeye devam edeceğiz. Seçim tamam çünkü demokrasi sadece seçmenin sandığa giderek oy kullandığı ve daha sonra bu süreçlerin sona erdiği bir kavram değil. Bu aynı zamanda kişilerin katılımı, karar alma süreçlerine katılımı, bu karar vericilerin izlenmesi noktasında da yine oy ve oy birliği faaliyet gösterecek. Bu anlamda sadece ülkemiz gündemiyle de ilgilenmiyoruz. Yani ülkemiz seçimleriyle, ülkemiz demokrasisiyle de ilgilenmiyoruz. Veya sadece ülkemizin gündelik işte tartışmalarıyla veya o gün gündemde olan konularıyla da ilgilenmiyoruz. Biz daha çok hem uluslararası bağlamda gerçekleşen seçimler, demokratik gelişmeler ve ülkemizin demokrasi geleceğiyle ilgili, demokrasiye katkısıyla ilgili bazı çalışmalar yürütüp
buna fayda sağlamak istiyoruz. Niye böyle zor bir yolculuk? Şimdi aslında hem zor hem kolay. Çünkü aslında vatandaşlarımızın sandığa yönelik bir teveccühü var biliyorsunuz. Ülkemize seçimlere katılım oranı gerek Avrupa ülkeleriyle gerekse Amerika'da Amerika'ya göre fazlasıyla yüksek. Aslında halk sandığa ilgi duyuyor. Ama bu ilgiyi biz sadece sandığa gidip oy atma şeklinde tezahür ettiğini görüyoruz. Biz bunun daha ötesine geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz aslında burada bir öncü, bir aracı görevi görüyoruz. Öncelikle kişilerin oy birliği çatısı altında gelerek oy verme süreçlerine şahitlik etmesine imkan tanıyoruz. Böylece demokrasiye sadece oy vermek şeklinde değil, aynı zamanda sandığa da oy verme, oy sayım döküm süreçlerine şahitlik ederek bir nevi katkıda bulunma imkanı. Aslında o tadı almasını istiyoruz. O tadı aldıktan sonra devam eden süreçte de demokrasinin diğer alanlarında da çalışmasına imkan sağlıyoruz. Onlar o tadı aldıktan sonra devam edeceğini düşünüyoruz ki nitekim de öyle oluyor. Biz 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra bünyemizde birlikte bizimle beraber çalışan gönüllerimiz seçim sonrasında bize ilk sordukları şey bir sonraki seçimde de görev alıyorsunuz. Bir sonraki seçimde de faaliyet gösteriyorsunuz değil mi? Bizi tekrar arayacaksınız değil mi şeklindeki sorular oldu. Bu da aslında halkımızın nedenle bu süreçlere dahil olmak istediğinin bir göstergesi. Biz dediğim gibi sadece seçim günü faaliyet gösteren ve seçim bittikten sonra uykuya dalan bir sivil toplum kuruluşu değiliz. Bundan sonraki süreçlerde de yapacağımız çalışmalarla bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdi hocam çok teşekkür ederim tane tane anlatıyorsunuz. Şimdi kafamda sandığı canlandırıyorum. Bir vatandaş geldi oyunu kullandı. Oy kullanma saati bitti. YSK görevlileri geldiler. Mührü açtılar. Siyasi partilerin temsilcileri var. Oy ve ötesi var. Oy birliği var. Başka bir STK veya dernek yok herhalde. Var. Yine bağımsız tarafsız olma iddiasıyla olmayan fakat yine sanda şahitlik edecek başka platformlar da var. Başka platformlar da evet. Var. Şimdi buradan oylar sayıldı. Sonuca bağlandı. Diğer siyasi partilerin gözlemcileri de bunu izliyorlar, takip ediyorlar. Siz de izliyorsunuz. Islak imzalar alındı. Sonra siz ne yapıyorsunuz? Bunun fotoğrafı alınıyor. Oradakilere veriliyor. Nasıl oluyor oradaki süreç? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim gönüllerimize biz oy sayım döküm işlemi bitmesine yakın ki batı bölgelerimizde saat 17'de tamamlanıyor. Bazı doğu illerimizde saat 16'da tamamlanıyor bildiğiniz üzere. Daha erken başlıyor, daha erken bitiyor. Gönüllerimize oy sayım döküm işlemine yakın bir zaman zarfında görevli oldukları sandığın başına gitmelerini istiyoruz. Ve onların sandıklar açıldığında, yani oy verme işlemi tamamlandığında ve sandıklar açıldığında orada olmaları gerektiğini izah ediyoruz. Şimdi buradaki önemli olan... Orada oluyorlar mı? Ve orada oluyorlar. Evet. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hem gösterdikleri çaba hem de çok titiz gerçekten çalışıyorlar. Sandık kurulu bünyesinde hem kamu görevlileri görev yapıyor hem siyasi parti temsilcileri görev alıyorlar. Ama aynı zamanda da bizim gibi gönüllü teşekkürlerin yer aldığı, siyasi partilerin temsilcilerinin yer aldığı müşahitler yer alıyor. Aslında oy sayım döküm süreci, oyun sayım dökümün tutanağa bağlanması bir usuldür ve her birisinin sırayla icra edilmesi gerekir. Burada gerçekten bu usulün bozulması, bu sıraya riayet edilmemesi hukuka aykırılıkları doğurur ve karmaşaya yol açar. Şimdi sandık görevlileri her ne kadar kamu görevlisi olsa da veya siyasi parti temsilcilerinden olsa da sizlerin de takdir edeceği üzere seçimler 4 yılda, 5 yılda şimdi belki çok kısa bir zaman geçti ama uzunca bir aralık sonrasında gerçekleşen etkinlikler ve insanların seçim hukukunu veya işte seçim sırasında ne yönde hareket etmeleri gerektiği yönündeki bilgileri çok da taze kalmıyor. Ve bu anlamda bizim gönüllerimiz aslında büyük bir açığı kapatıyorlar. Oradaki o usule riayet edilmesini, oy sayım dökümün hukuka uygun şekilde tamamlanmasını, kayıt altına alınmasını ve daha sonra da bu kayıt altına alınan tutanakların il ilçe seçim kurullarına teslimi, bizim merkezimize bu bilgilerin iletilmesi konusunda çok titiz bir çalışma yürütüyorlar. Tabii bunun arkası, bu titizliğin arkasında yatan en önemli sebep bizim oy sayım döküm işlemi öncesinde gerçekleştirmiş olduğumuz eğitimler. Gönüllerimiz bu eğitimlere katılıyorlar. Bu eğitimler sonunda bir sınava giriyorlar. Devamında da eğitimleri, bu bilgileri diri tutularak seçim gününe aslında hazırlanıyorlar. Bu anlamda çok bilinçli bir müşahit kitlesi söz konusu oluyor bizim gönüllerimiz tarafından. Bu bilinçle orada yer alıyorlar ve çoğu zaman biz şuna da şahitlik ediyoruz. Sandık görevlilerinin veya oradaki siyasi parti temsilcilerinin bunu bilerek yaptıkları için söylemiyorum. Bilmeden yaptıkları o hukuka aykırı işlemleri bizim gönüllerimiz önleme cihetine de gidiyorlar. Hemen müdahale ediyorlar. Tabii ki. Sonra sonuçtan çıktı. Siz bu sonuçları bir yerde topluyor musunuz? Biz de veri topluyoruz. Müşahitlerimizden gelen verileri topluyoruz. Evet. Ve olduğumuz sandıklarda Yüksek Seçim Kurulu tarafı, Yüksek Seçim Kurulu'na iletilen tutanaklarla beraber bu karşılaştırmayı yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki hiçbir siyasi parti veyahut da seçim diğer gözlemci sivil toplum kuruluşları buna seçim kurullarının
ve gerçek anlamda bu işi resmi olarak görevlendirmiş makamların sahip olduğu net bilgiye sahip olması çok da mümkün değil. Çünkü onun bir geliş akış hızı var. O akış hızı, biz o akış hızına tam olarak yetişme şansımız yok. Biz sadece şunu yapabiliriz. Var olduğumuz sandıklarda, işte ulaştığımız yerlerde, elde ettiğimiz tutanaklarla beraber karşılaştırmayı yapabiliriz. Buralarda bir usulsüzlük söz konusu olduğunda işte şikayet veya itiraz yollarına başvurabiliriz ve gerçekten halk iradesinin sandığa tam ve eksiksiz yansımasını sağlayabiliriz. Burada almış olduğumuz veriler tabii ki şu anlamda da çok önemli. Biz 14-28 Mayıs seçimlerinde de bu verileri aldık ve kendimiz buradan bazı dersler çıkardık. Bir sonraki seçimde gördüğümüz eksiklikleri kapatma yoluna gittik. Bu anlamda bizim için de tabii çok faydalı oldu. Niye böyle bir yola girme ihtiyacı hissettiniz? Mesela neyi eksik gördünüz? Neyi eksik gördük? Biz ya da neyi daha iyi yapabileceğinizi düşündünüz? Her şey bazen eksik olunca olmaz ya. Bazen de daha iyi fikirleriniz vardır. Daha iyi olabileceğini düşünürsünüz. Onun için bazı şeyleri yaparsınız. Evet, aslında ilk bakışta şöyle düşünüyor çoğu insan. İşte vardı bunda böyle bir platform. Size ne gerek var? Şimdi bizim en büyük iddiamız bir kere bağımsız ve tarafsız olmak. Biz tamamen kararlarımızı kendi yönetim kurulu bünyemizde alıyoruz ve aldığımız kararları bu şekilde icra ediyoruz. Ve her siyasi partiye eşit mesafedeyiz. Yani herhangi bir kurum kuruluşun işte kurduğu, kurdurduğu veya işte onlar tarafından desteklenen, onların iradesi doğrultusunda hareket eden bir sivil toplum kuruluşu değiliz. Dolayısıyla bir kere en büyük iddiamız bağımsız ve tarafsız olmak, bu birincisi. İkincisi, sadece seçim değil bizim faaliyet alanımız. Tamam, seçimde görev alıyoruz ama demokrasinin en önemli ayağı. En önemli ayağı seçim olduğu ve biz seçim öncesinde kurulduğumuz için bu şekilde faaliyet gösterdik. Sonraki süreçlerde biz yine seçimin dışında kalan hususlarda da çalışmaya devam edeceğiz ki bunu da belki o zaman da bir program yapma imkanına kavuşuruz. Orada da yine sizlerle paylaşırız. O yüzden bizim demokrasi konusunda halkın sadece seçimden seçime giden ve oy atan bir topluluk olmasının ötesine gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bunu da bu süreçlere de Oy Birliği Derneği ile dahil olmasını istiyoruz. Aslında arzu ettiğimiz şey bu. Sadece işte seçimde görev alalım, oylara şahitlik edelim. Daha sonra da işte kenara çekelim, bir sonraki seçimi bekleyelim şeklinde faaliyet göstermeyeceğiz. Demokrasinin bundan çok daha fazlası olduğunu düşünüyoruz. Ve demokrasi, hukuk, insan hakları, çevre gibi konularda da yine farkındalık çalışmaları yaptığımızı göreceksiniz. Şimdi siz anlatırken benim aklıma şey geldi aslında. Bu bir aslında startup gibi yani. Evet. Bir nevi yeni ekosistemde bir girişimcilik alanı da, çünkü bir know-how alanı oluşturuyorsunuz ve olmayan ya da var olanın üzerine farklı yenilikler koyarak orada daha iyi ve kalıcı, aynı zamanda güvenilir şeyler sunmak istiyorsunuz. Aslında bu şekilde tanımlanabilir. Biz tabii ki birçok sivil toplum kuruluşu var Türkiye'de. Hı. Çok fazla dernek, çok fazla vakıf, çok fazla STK var. İşte tüzel kişiliği bulunmayan platformlar var. Onlar da belki çakışan konularda faaliyet gösteriyor olabilirler ki var. Hı. Gösterenler de. Bu anlamda hiç tereddütümüz yok. Hiçbir kimseyi işte rakip veya işte biz ondan daha iyi olacağız şeklinde bir mukayese görmüyor. Biz hepsini demokrasinin zenginliği olarak görüyoruz. Her sivil toplum kuruluşuyla da bu anlamda işbirliğine de açığız. Ancak bizim hedef kitlemiz daha çok gençler ve en çok da kadınlar oluşturuyor. Onların bu süreçlere dahil olmasını çok arzu ediyoruz. Onların bu süreçlere dahil olmasına imkan sağlayacak o atmosferi de yaratmak istiyoruz. Çünkü insanlar kendilerini ifade edebilecekleri, çalışma yapabilecekleri, demokratik konularda üretebilecekleri bağımsız, tarafsız platformları arıyorlar. Bunun bir parçası olmak, ben de aslında sorduğunuz sorulardan bir tanesiydi. Belki atladım onu. Siz nasıl geldiniz buraya? Ben de daha önce sivil toplum kuruluşu tecrübesi olan, işte çok fazla STK'da çalışmış birisi değilim. Oy Birliği Derneği benim ilk üye olduğum dernek. Niye buraya üye oldum? İşte bu bağımsız tarafsızlığı sebebiyle üye oldum. Sonrasında da kurucu başkanlığını yapmak bana kısmet oldu. Gençler biraz daha böyle herhangi bir yere angaja olmayan, rahat hareket edilebilen yerlere daha mı çok benimsiyorlar? Veya aidiyet duyguları yüksek oluyor? Aslında bu sorunun cevabı evet. Ben kendim de o kategoriye koyabilirim bu arada. Kendi düşüncelerimi özgürce ifade edebildiğim, herhangi bir yere angaja olmayan, ki akademinin zaten doğasında bu vardır. Yani öğretim üyeliğinin doğasında bu vardır. Siz kürsüye çıktığınız zaman bilimin gerekliliği neyse onu konuşursunuz. Bunun dışında herhangi bir kaygı gütmezsiniz kürsüye çıktığınızda. Aslında Oy Birliği platformu, Oy Birliği Derneği böyle bir yer. Gençler buraya geldiklerinde düşüncelerini, fikirlerini birbirleriyle ne kadar zıt olsa çok rahatlıkla ifade edebiliyorlar. O yüzden de kendilerini burada rahat hissediyorlar. Biz de onlara zaten bu rahat hissedebilecekleri ortamı hazırlamak istiyoruz. Onlara daha fazla iç içe olmak istiyoruz. Mesela şu an sizin kaç üyeniz var? Şimdi üye
Dediğim gibi biz dernekleşme sürecimizi yeni tamamladık. Üye kayıt başvurularımız var. Ancak üye kayıt işlemlerimiz de seçim sonrasına kadar aslında biraz sarkıttık diyebilirim. Biz oy birliği gönülleriyle bir büyük bir aile olduğumuzu şu an söyleyebilirim. 30 bin aşkın gönüllümüz var. Genel merkezde... Ya bunlar resmi değil ama tabii, gönüllü. Tabii gönüllü. Yani seçimden sonra diyorsunuz. Evet, seçimden sonra üye kaydı yaptıktan sonra kaç tane üyemiz var sorusunu daha net bir şekilde cevaplayabilirim. Ama şimdilik büyük bir aile olduğumuzu ifade etmeliyim. Türkiye'de bütün sandıklarda olacak mısınız? Bu çok tabii iddialı bir söz. Türkiye'de bütün sandıklarda olmak. Burada da Anadolu Ajansı'nın önemini bir kez daha anlıyoruz. Evet. Değil mi? Çok büyük bir alan. Büyük bir veri. Gerçekten büyük bir veri, verinin analizi, daha sonra onun devamında yayınlanması. Türkiye'de bütün sandıklarda olmak çok büyük bir iddia. Böyle bir operasyonu yürütmek, yani siyasi partiler dahi bu konuda aksaklık yaşayabiliyorlar. Çünkü oraya o gün görevlendirdiğiniz sandık kurulu üyeniz veya işte müşahitiniz gelmeyebiliyor. Onlar dahi bazı sandıklarda eksik kalabiliyorlar. Bizim gibi gönüllü kuruluşların Türkiye'de tüm sandıklarda olma iddiası aslında biraz gerçek dışı. Biz mümkün mertebe bir sosyal sorumluluk alanı olarak bu meseleye bakıyoruz. Vatandaşın verdiği oyun gerçekten sonuca yansıdığını bizzat kendisinin görmesi gerektiğini düşüncesini hareketle bu platformu aslında bu faaliyete girişiyoruz. Yoksa tüm sandıklarda olalım veya Türkiye'de şunu da doğru bulmuyoruz. Türkiye'de seçimler usulsüz gerçekleştiriliyor vesaire. Bunu da çok hani Oy Birliği Derneği Başkanı olarak ifade etmeliyim. Bunu da yanlış buluyorum. Türkiye Osmanlı Devleti'nden beri seçim yapan bir ülke. İlk defa seçim yapmıyoruz. İnşallah son defa da seçim yapmıyoruz. Bundan sonra da çok fazla seçim yapacağız. Sadece insanların vermiş oldukları oyun sandıkta yansıdığını, tutanağa yansıdığını görmelerini arzu ediyoruz. Bu süreçlere temas etmelerini istiyoruz. Ve bundan sonra da bu süreçlere katılmalarını arzu ediyoruz. Türkiye'de seçim atmosferleri gergin oluyor. Şu anda da mesela yavaş yavaş bir ısınma var. Hani Sayın İmamoğlu, Sayın Kurum'a biraz daha renge çekmeye çalışıyor. Sayın Kurum, Sayın İmamoğlu'na yükleniyor. Sayın Erdoğan biraz daha böyle İstanbul'da elini, sıcaklığını hissettirmeye başladı. Söylemlere bakıyorum yani. Ve bu gerginlik biraz artacak. Taraflar kendi taraflarını ve pozisyonları korumak için daha atak davranacaklar falan. Sandıkta bu bir gerginliğe sebep oluyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Siyasi partiler doğası gereği iktidar olmak isterler. Yönetimi elde etmek ve yönetmek isterler. Bundan daha doğal bir şey olmaz. Bu yönetmek seçim öncesi süreçlerde de ufak tefek gerginlikler işin doğası gereğidir denilebilir. Bunlar çok normal şeyler. Bu işin akışında var yani. Evet, doğasında var. Tabii ama seçimden sonra herkes böyle süt liman oluyor. O da çok evet, güzel. Yani bir önceki seçim dediğim gibi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimi çok gergin geçti hakikaten. Onunla mukayese edildiğinde 31 Mart seçimlerinin biraz daha sükunet içerisinde sürecin gittiğini söylemem gerekiyor. Ama dediğiniz gibi bu ivme yukarıya doğru çıkabilir mi? Çıkabilir. Sandığa yansıyor mu bu ivme? Bu gerginlik. Aslında oy birliği gönüllüsü burada da önemli bir fonksiyon icra ediyor. Çünkü bizim gönüllülerimiz oraya eğitimli bir kitle olarak gittikleri için buradaki sorunları, aslında sandık oy sayım döküm sırasındaki işlemlere daha hukuk perspektifinden ve daha teknik olarak yaklaşıyorlar. Yani bir taraf olarak değil, o oy sayım dökümü sırasında halkın iradesinin sandığa yansımasını sağlayacak şekilde doğru bir oy sayım döküm sürecinin geçmesini sağlamak için oradalar ve bunu temin ediyorlar. Bu anlamda bizim gönüllerimiz aslında bu gerginliği azaltıcı bir fonksiyon icra ediyorlar. Türkiye diğer ülkelere göre oy sayımı hızında hiç böyle bir şey yaptınız mı? Yani ne sıradayız yani? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki oy sayım döküm hızı vesaire farklı seçim sistemleri ve yöntemleri var hem Avrupa'da. Amerika biraz daha farklı. Evet, daha farklı. Sürece yayılanlar var. Yani tek bir günde gidip belli bir saat aralığında seçim yapmayanlar veya elektronik seçime imkan tanıyanlar ki şu an Yüksek Seçim Kurulu bünyesinde de elektronik seçimle ilgili çalışmalar yürütülüyor. Farklı yöntemler var. Ama bizim gibi nüfus itibariyle çok kalabalık, aynı zamanda sadece belirli bir zaman aralığında, çok kısa bir zaman aralığında sandığa giderek oy kullanan ülkeler açısından kıyasladığımızda bizim ülkemizin seçim performansının kötü olduğunu söylemek yanlış olur. Bir de her geçen yıl yeni şeyler de çıkıyor değil mi yani? Evet tabii. Teknolojinin gelişmesiyle beraber yeni yeni yöntemlerle karşılaşacağız. Biz bir çok uzun vadede olmadan kısa sürede elektronik seçimi yönelik girişimlerin olacağını düşünüyoruz. Çalışmalar da zaten bu yönde. Orada da yine yalnız şaibe iddiaları ortaya çıkar. Her dönem olur değil mi bu yani? Her dönem olur. Yani bunun önüne tam anlamıyla geçmek, tabii ki şimdi insanlar kendi iradeleri doğrultusunda bir yönetimin oluşmasını istiyorlar. Yani
A Partisi'ni oy attığınız zaman A Partisi'nin iktidara gelmesini, işte A Partisi'nin belediye başkanının başkan olmasını veya işte onun meclis üyesinin meclise girmesini istiyorsunuz. Bu çok doğal bir şey. Şimdi burada önemli olan şey sizin istediğiniz adayın başkan olmadığında o sandıklara, o sonuçlara saygı duymaktır. Demokrasi böyle bir şeydir. Burada da bizim Ömer Bey sözcüğümüz çok ifade eder bunu. Yani oy verme süreçlerinde tabii ki farklı iradeler, farklı fikirler, farklı oylar söz konusu olabilir. Burada bir birlik, tek bir ses söz konusu olmayacaktır. Çok normaldir. Demokrasinin gereğidir zaten. Ama sayım ve sonuç tutanaklarında oy birliği, yani bunun hukuka uygun şekilde gerçekleştiği konusunda tüm toplumda bir oy birliği, bir kanaat oluşması, toplumun bundan tatmin olması gerekir. Gözlemcilik, müşahitlik bunun için var, müşahitlik meselesi. Sizin gönüllüleriniz var. Dernekleşme sürecine gittiniz. Seçimlerden sonra da artık üye kaydı yapabileceksiniz. Oy birliğinin bundan 5 yıl sonra olacağı yer neresidir? Neyi hedefliyor? Şimdi 5 yıl sonra nereye hedefliyoruz? Biz dediğim gibi asıl çalışma alanımız seçimden sonra başlayacak. Yani uluslararası bir platform haline mi gelmek? Evet. Yani biz uluslararası bir kere seçim organizasyonlarıyla entegre olmak istiyoruz. Bunların parçası olmak istiyoruz. Ve uluslararası anlamda da gerçekleştirilen seçimlere de müşahitlik etmek istiyoruz. Aslında seçim sadece işte yerel veya işte merkezi idarenin seçimiyle ilgili bir mesele değil. Çok fazla seçim gerçekleşiyor. Bir şirketin işte yönetim kurulu, anonim şirkette genel kurulda gerçekleşiyor. Bu genel kurulun da aslında seçim gözlemciliğine ihtiyacı olabiliyor. Dolayısıyla çok fazla alanda seçim var. Ve bunların her birisine ilişkin özel mevzuat hükümleri ve burada usul kuralları var. Biz bunların hepsine şahitlik edebilecek bir altyapıyı hazırlıyoruz. Ve dediğim gibi asıl çalışma alanımız seçimden sonra başlıyor. Çalışma konularımızı biz tüzüğümüzde çok geniş tuttuk. Bu çalışma konuları içerisinde hukuk var, insan hakları var, çevre var, buna ilişkin kamuoyunu ilgilendiren ihtilaflara taraf olmak var. Çok fazla faaliyet alanımız var. Bu anlamda da farkındalık yaratmak istiyoruz işin açıkçası. Seçim sonrası süreçlerde çalıştığımızda biz bundan sonraki 4 senede bir sonraki seçime kadar bu yapacağımız çalışmalarla beraber daha fazla kişiye erişmek, daha fazla gence erişmek, onları bu süreçlere... İnsanlar size nasıl ulaşabilirler? Bize oy1.org üzerinden gönüllü ol butonuyla gönüllümüz olmak isteyebilirler. Süreç hızlı geçiyor mu orada? Çok hızlı geçiyor. Bazı yerlerde böyle üye olmak falan filan. Yok, hayır. Hiç gönüllü ol butonu üzerinden bize gönüllü olurlarsa biz kendilerine çok hızlı geri dönüş sağlıyoruz. Yine sosyal medya hesaplarımız üzerinden de iletişime geçseler yine çok hızlı geri dönüşler sağlıyoruz ve onlarla iletişime geçerek gönüllülük sürecini başlatıyoruz. Çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Hocam valla çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Rica ederim. Umarız kazasız belasız bir seçim süreci yaşarız hep beraber. Tek temennimiz o. Şu ana kadar öyle ufak tefek şeyler olsa da Türkiye dediği bahsettiğiniz gibi yani bence seçim süreçlerinde başarılı. Evet. Onu bir kere belirteyim. Sinirsel orana göre sandığa yansıması daha uygun diyebilirim. Çünkü biz çok hızlı gerilebilen de bir toplumuz aslında yani. Hani sokakta işte kırmızı ışıkta arkasından korna bastı diye hemen tartışabilecek potansiyele sahip vatandaşlarımız da var. Ama siz de çok güzel anlattınız bence. Hem demokrasinin en önemli gereklerinden birisi olan katılım sayımızın çok yüksek olması, hem bu işlemlerin bence çok hızlı bir şekilde dijital verilerle aktarılıyor olması, ekranlardan insanların takip ediyor olması, özel süreçler. Bakalım 31 Mart'ta ne olacak? 31 Mart'tan sonra da açıkçası sizinle bir değerlendirme de yapmak isteriz. Yani o süreçte neler oldu, neler yaşadınız, neleri eksik gördünüz veya neler tamdı? Bunları da sizinle paylaşmak isterim. Açıkçası. Çok memnun oluruz. Çok teşekkür ederiz. Sizleri de tekrar burada ağırlamak isteriz. Eyvallah. Arkadaşlar bugün Oy Birliği platformunun merkezindeydim. Doçent Doktor Hüseyin Melih Çakır'la birlikte. Ben merak ettiklerimi sordum. Aslında bu tarz STK'ların varlığı ülkemiz açısından kıymetli. Özellikle burada altı çizilen bağımsızlık, herhangi bir yere angaje olmama, ya da işte ilişkilerin ahbap çavuş ilişkisiyle diyalogları yürümemesi bence kıymetli. Çok duyduğum platformlardan, isimlerden biriydi. Açıkçası iletişim kurduk. Onlar da bizi kırmadılar ve sohbetimizi gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde yeni bir konukla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.